Sıcak Nokta'dan iyi akşamlar. Dop dolu bir programla daha karşınızdayız. Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı S-400 hava savunma sistemleri anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ve NATO cephesinde rahatsızlığa yol açtı. S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili detaylı dosyamız az sonra sizlerle olacak. Siirt Pervari'de 2017 yılında düşen helikopterde 17 asker şehit olmuştu. Kazadaki FETÖ'nün parmak izlerini de az sonra ekranlara getireceğiz. Cezayir sokakta. Bouteflika 5. kez devlet başkanlığı için aday olunca ülke karıştı. Milyonlarca insan sokaklarda. Peki bundan sonra ülkede neler yaşanacak? Az sonra ekranlara getireceğiz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeyelim. Bugün 8 Mart Cuma. Ben Osman Küçükdalak. Sıcak Nokta başladı bile. S-400 hava savunma sistemleri anlaşması oldukça önemli ve çokça da konuşuluyor. Gözüken o ki uzun sürede konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kendi hava sahasının güvenliği için S-400 konusunda Rusya ile anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ve NATO cephesinde rahatsızlığa yol açtı. Oysa aynı Amerika Türkiye'nin Patriot talebinde İşi tam anlamıyla yokuşa sürmüştü. Amerikalı yetkililerin tüm itirazlarına rağmen Türkiye S-400'leri alma konusunda oldukça kararlı. Peki asıl soru şu: S-400 sisteminin özellikleri nelerdir? Amerika Birleşik Devletleri ve NATO neden Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini kurmasından rahatsız? Biz de bu soruların yanıtını araştırdık. İzleyelim. Türkiye ihtiyacı olanı istediği yerden alır, hiç kimse de buna karışamaz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Ya siz kalkacaksınız 22 bin, 23 bin tır teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin. Araç gereç getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim, bana vermeyeceksin. Ya bu nasıl ittifak? Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan S-400 gerilimini Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle özetledi. Bize verilmeyen silahlar terör örgütüne veriliyor diyerek iki ülke arasındaki çatlağa vurgu yaptı. Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sisteminin teslimat tarihi yaklaştıkça Amerikan yönetimindeki hoşnutsuzluk giderek artıyor. Türkiye'nin talep ettiği hava savunma sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre kararıyla reddedildi. Bunun üzerine Türkiye S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptı. Ancak bu anlaşma hem Amerika'yı hem de NATO'yu oldukça rahatsız etti. Yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye kararlı, Rusya ile yapılan anlaşma iptal edilmeyecek. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, 55. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada NATO müttefiklerinin Rusya'dan ya da Çin'den silah almasına seyirci kalmayacaklarını söylemişti. Oysa Türkiye, Obama döneminden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot alma talebinde bulundu. Ancak bu talebe bir türlü olumlu yanıt gelmedi. Bunun üzerine Türkiye, S-400 konusunda Rusya ile anlaşmaya vardı. Patriot olayını bunlardan ta ne zaman istedik? Kastettiğim oydu. Obama dönemi. Hı hı. Ve Obama döneminde bu işi halledemediler. Sayın Trump'la da bunları konuştu. Ve bu dönemde de maalesef 17 ay oldu. Buradan da yine olumlu bir şey çıkmadı. Biz yine onlara dedik ki hala yani verebiliyorsanız siz de verin bize. Yani yok ben sana vereyim ama yine anahtar benim elimde olsun. Kusura bakmayın. Böyle bir şey artık giremeyiz. Rusya ile varılan anlaşmanın ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkça Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesini istedi. Yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu net bir ifadeyle geri dönüş yok mesajı verdi. Ama benim hava savunmamı, yani korumam lazım.
Bu benim güvendiğim için elzem. Herkeste füze var. Bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kritik bir dönemece girdiğimizi söyleyebilirim. Amerikalılar Türkiye'nin hava savunma sistemini Pentagon'dan bakışa bakıldığında evet siz hava savunmanızı genişletin, güçlendirin ama Rus malı almayın diyorlar. Peki alırsak ne olur? Bunun da yaptırımları olur diyor. Mike Pence son hem NATO konferansında hem Münih konferansında NATO müttefikleri doğudan silah alımına seyirci kalamaz dedi. Yani açık şekilde Türkiye'nin Rusya'dan NATO silahlarını almasını karşı çıkıyorlar. Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, 28 Şubat'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede de S-400 konusu ön plandaydı. Shanahan, görüşmenin hemen ardından Amerikalı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amerikalı yetkili, S-400 hava savunma sistemiyle F-35 uçaklarının uyumsuz olduğunu söyledi. F-35'leri stratejik ortağımızın envanterine kazandıracak bir çözüm bulmak istiyoruz diye de ekledi. Böylece resmi düzeyde Rusya'dan S-400 alımıyla Türkiye'nin ortak üreticisi olduğu F-35'lerin teslimatı arasında bağ kurulmuş oldu. Türkiye 1998 yılından bu yana 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin üretim sürecine ortak. Teslimata kısa bir süre kala Amerikan Senatosu son olarak Birleşik Devletler'in Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Scaparattoni'nin sözleriyle yeni bir boyut kazandı. Amerikalı komutan da bu uçakların Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini öne sürdü. Ortak üretici Türkiye'ye F-35'leri teslim etmemek için direnen Birleşik Devletler'in bu uçakları İsrail'e çoktan vermiş olması da Ankara'yı kızdıran bir başka unsur. F-35'in biz ortağıyız zaten. Ortak üretim yapıyoruz. Bazı parçalar Türkiye'de üretiliyor. Bu çok taraflı bir projedir. Türkiye'de bunun bir parçasıdır. Neticede şöyle baktığımızda Patriot demek ki uçaklardan gelebilecek tehlikeyi vurabiliyor veya füzeleri vurabiliyor. Bu bakımdan bir orta irtifa füzesi savunma sistemi. Peki buradaki sıkıntı nerede diye baktığımızda Türkiye birkaç defa müttefiklerinden ve diğer ülkelerden bu silah sisteminin üretimi için açık bir çek sundu. Ancak taahhütnameye Amerika uymadı ve Türkiye'nin bütün ısrarlarına rağmen de bu silahlarda özellikle Türkiye'nin istediği teknoloji transferini vermedi Amerika bize. Bunun üzerine Türkiye yeniden bir ihale açtı ve bu ihaleyi hepimizin bildiği gibi S-400 füzeleri kazandı. Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin 4. neslini temsil ediyor. S-400 sistemi ilk olarak 2007 yılında başkent Moskova'nın savunulmasında kullanılmak üzere devreye alındı. Ancak daha sonra özellikle Rusya'nın uyguladığı dış politikaya paralel olarak bazı kritik noktalarda da konuşlandırıldı. Bunların başında Suriye'nin Tartus kentinde bulunan Rus hava üssü geliyor. Rusya 2015 yılında hem kendi hem de Suriye hükümetine ait donanma ve hava unsurlarını korumak amacıyla Tartus'taki üsse S-400 füze savunma sistemi yerleştirdi. Ben senden milyarlarca dolar verir bu sistemi alırım. Ama sistemi benimle beraber geliştireceksin, benim personelimi eğiteceksin, teknolojiye ben ortak olacağım diyor Türkiye. Şimdi buna Amerikalılar müsaade etmedi, Batılılar buna müsaade etmedi. İşte olay oradan patlak verdi. Sonrasında iş işte uçak krizi, büyükelçi krizi, bütün bunların diplomasiyle atlatılması, Suriye'de Amerika'nın PYD-YPG yapılanmasına karşı bir denge yaratma durumu Türkiye adına Türk-Rus ilişkilerini belki de tarihinin olmadığı kadar yukarı seviyeye çıkardı. Şu anda elinde S-400 füze savunma sistemi olan bir NATO üyesi yok. Türkiye'ye bu sistemin konuşlandırılması halinde bu açıdan bir ilk olacak. Bununla birlikte Yunanistan'ın elinde bu hava savunma sisteminin bir önceki versiyonu olan S-300'ler var. Yunanistan bu füzeleri NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs'tan satın aldı.
Şimdi bu füze hem şeyleri vuruyor, Patriot uçakları vurabiliyor, hem de füzeleri vuruyor. Ancak alçak irtifa dediğimiz kuruş sınıfı füzeler varsa bunu vurmakta zorlanıyor. Halbuki S-400 füzesi performans olarak ondan daha yüksek bir. İkincisi, kuruş sınıfı füzeleri vurabiliyor. Üçüncü husus, burada Amerika'nın yaptığı B-2 uçağının modeli var. Radara yakalanmayan uçakları da vurabiliyor. Bu bakımdan bakıldığında S-400'ün askeri performans olarak hem radarlarının yakalama mesafesi hem de hedefi kilitleme mesafesinin daha etkin olduğunu ve hedefe kilitlenme angajman sayısının da daha üstün olduğunu biliyoruz. Son olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Paladino, Washington yönetiminin S-400 konusunda pozisyonunun değişmediğini açıkladı. Amerikalı sözcü, Türkiye'nin Rusya'dan bu sistemleri alma girişiminin kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almak için Rusya ile anlaşmaya varmasının ardından, Amerikan Dışişleri Bakanlığı da 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay vermişti. S-400'ü biz alıyoruz milli sistem içerisinde. Bir kere NATO'ya uydurulmama gibi bir durum yok. Bu tamamen yazılımla ilgili bir şey ve net olarak uydurulabiliyor. Mesele buna izin vermekten başlıyor. Bu prosedürün içerisine dahil etmekten başlıyor. İkinci nokta, S-400'ü tamamen Türk personel kullanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yani işin içerisinde NATO'dan aldığımız sistemler gibi farklı ülkelerin personeli olmayacak ya da Rusların personeli olmayacak, tamamen Türk personel kullanacak. İki sistem arasındaki temel farklar şöyle. S-400'lerin menzili 400 kilometre, Patriot'ların ise 160 kilometre. S-400'ler balistik füzeleri 60 kilometre mesafede, Patriot'lar ise 45 kilometre mesafede vurabiliyor. Hedefi vurma yüksekliğinde de S-400'ler Patriot'lara göre daha geniş bir skalaya sahip. Radar kapsama alanı açısından da S-400'ler daha iyi bir performansa sahip. S-400'lerin radar kapsama alanı 600 kilometre. Patriot'larda ise bu mesafe 150 kilometre. S-400'lerin kurulumu 5 dakikada yapılırken Patriot'lar için bu süre 30 dakika. Tepki süresi de S-400'lerde daha kısa. S-400'lerde sistemin tepki süresi 10 saniye. Patriot'larda ise bu süre 15 saniye. Fırlatma açıları açısından da S-400'ler daha da önde. S-400'lerin fırlatma açısı 90 derece, Patriot'larınki ise 38 derece. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesini istiyor. Ancak Türkiye, anlaşmanın iptal edilmeyeceği konusunda ısrarlı. Füzelerin teslim alınmasının ardından ikili ilişkilerde neler yaşanacağını ise zaman gösterecek. Türkiye-NATO ülkeleri arasında S-400'ü kullanan ilk ülke olacak. Şüphesiz ki teslimat tarihinde de yaşanacak gelişmeleri takip edip ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz. Devam edelim. Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında yaşanan helikopter kazasında 17 asker şehit olmuştu. Kazayla ilgili soruşturma ilginç şekilde kapatılmak istendi. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra soruşturmanın seyri tamamen değişti. Peki süreç boyunca neler yaşandı? Dosyamız gelsin ekranlara. Türkiye, 10 Kasım 2012'de Siirt'in Pervari ilçesinden gelen bir haberle yasa boğuldu. Askeri bir helikopter düşmüş, 17 asker şehit olmuştu. O helikopter, jandarma özel harekat bünyesindeki 13 kişilik Dadaşlar timini
ve timi operasyona götüren 4 kara havacı askeri taşıyordu. Kaza kırım raporunda helikopterin Fervari ilçe merkezinden 16 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanca köyü Hasantepe mevkiinde ani hava değişimi nedeniyle düştüğü bilgisine yer verildi. Askeri savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in de ifadesine başvuruldu. Eken ifadesinde kendisine bağlı personelden uçuş emniyetini tehlikeye atacak bir durum olmadığına dair bilgi aldığını söyledi. Bu bilgileri kendisine ileten isminde Kurmay Binbaşı Şahin Karatekin olduğunu anlattı. Ancak savcılık Eken'in anlattıklarına rağmen Şahin Karatekin'i ifadeye çağırmaya gerek duymadı. Diyarbakır Hava Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 2015 yılında kovuşturmaya gerek olmadığı belirtilerek kapatıldı. Kararın altındaki imza ise Hava Hakim Üsteğmen, Regaip Ciba'ya aitti. Şehit yakınlarının avukatları bu duruma itiraz etti. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı, Askeri Mahkemesi bu itirazı yerinde buldu ve soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Ancak soruşturma devam ederken, Türkiye 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine sahne oldu. 15 Temmuz'un ardından olay farklı bir boyuta taşındı. Çünkü az önce isimleri zikredilen şahısların tümü FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Samsun'da yargılanan garnizon komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pervari'deki kazadan bir süre sonra yarbaylığa terfi eden Şahin Karatekin ise 15 Temmuz gecesi Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin devam eden davada yargılanıyor. Dava dosyasında Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda derdest edildiği anlara ait görüntüler de var. O görüntülerde Tümgeneral Gençtürk'ü "Sizi Genelkurmay Başkanı adına tutukluyorum" diyerek kelepçeleyen kişi Şahin Karatekin. Pervari'deki helikopter kazası ile ilgili soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur kararının altındaki imzanın sahibi Regaip Ciba'nın adı da FETÖ soruşturmasında. Zira hain darbe girişimi sırasında sözde sıkı yönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının arasında Ciba'nın adı da geçiyordu. Ciba, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davası açılmasına yer olmadığına kararlarını veren savcılar da FETÖ üyesi olmaktan yargılanıyorsa, burada sıradan bir vatandaşın da, yoldan geçen sıradan bir vatandaşın dahi bu ceza soruşturmasındaki delillerin karartılması, bu ceza soruşturmasının üstünün örtülmesi, kamuoyundan saklanması için bir FETÖ'nün parmağı olduğu kuşkusunu uyandırması gerekiyor. Ben de uyandırdı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri mahkemeler kapandı ve olay sivil yargıya taşındı. Sivil yargı da bu olayla ilgili iddianameyi hazırladı ve yakında da duruşmalar başlayacak. Soruşturmanın sivil yargıya taşınmasından sonra Siirt Cumhuriyet Savcısı Osman Tufan Kayıran tarafından hazırlanan iddianame Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede FETÖ soruşturmaları kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şükrü Eken'in Pervari'deki helikopter kazasında birden fazla kişinin taksirle ölümüne yol açmaktan yargılanması talep ediliyor. Hava şartları çok kötü. O helikopterin sis çok yoğun. O şartlarda helikopterin görevini iptal edilerek geri gelmesi gerekirken iddialar üzerine ısrarla askerlerin o mıntıkaya indirilmesi üst komutanlardan talep edildiği için bu helikopterin oraya inmek isterken kaza kırıma uğradığı ile ilgili bir soruşturma. Kaza kırıma orada ne diyordu o zamanki? Öngörülemeyen ani hava değişimi. Ama meteorolojiye baktığımızda yaklaşık 15-20 gündür devam eden bir yağış. Biz devlet meteoroloji istasyonundan o bölgenin hava durumlarını aldığımızda öngörülemeyen ani bir hava değişiminin olmadığını gördük ve buna itiraz ettik. Kasta varan ihmaller var mı? Bence var. Çünkü hava durumu bir harekatın planlanmasında dikkate alınması gereken en önemli etken. Dikkate alınmamış. Şehit aileleri de yakınlarını kaybettikleri kazaya dair soru işaretlerinin ortadan kalkmasını ve sorumluların gerekli cezayı almasını bekliyor.
burası o günkü olayda hayatını kaybeden, şehit düşen uzman çavuş Kürşat Güneş'in anısının yaşatıldığı oda. Buradaki bütün eşyalar kendisine ait. İşte arkamda övünç madalyaları var, şehadet belgesi var ve bu odaya kızı İrem devamlı girip çıkıyor. Eşyalarını kokluyor babasının çünkü hiç göremedi hayatında. Kasım gece saat 3'te eşim evden ayrıldı. Asansöre kadar eşlik ettim eşimi. 7-7.30 sularında eşimin şehit oluşu haberi geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun başına ne gelmişse bu askerlerin de başına o şekilde gelmiş. Yani biz onlar sorumludurlar. Sorumluda kaçamazlar. Şehit uzman çavuş Eren Kızılgedik'in Mersin'deki ailesi de olayın tümüyle aydınlatılmasını bekliyor. Kederle aile, evlatlarından geriye kalan resimler ve odasındaki eşyalarla teselli bulmaya çalışıyor. Helikopter kazasında hava şartlarına bağladılar. Hava şartları bozuksa benim çocuğumu göndermeydiler. Yani benim çocuğum derken o çocukların hepsi bizim çocuğumuzdu. Hiçbirini göndermeydiler. Yani 10 Kasım'da demek ki bir ses getireceklerdi. Dadaşlar timini yok ettiler. Şehit aileleri her şeye rağmen vatan sağ olsun derken Türk yargısından çıkacak kararı bekliyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Şimdi ekranlarınıza Karadeniz'de asayişin emanet edildiği Ayşe Kaptan'ın hikayesi gelecek. Ayşe Kaptan'ın hikayesini de Merve Güneş takip etti, dosya haline hazırladı. Biz de izleyelim. Polis memuru Ayşe Okyak, Samsun Emniyet Müdürlüğü Denizli Mano Şube Müdürlüğü'nde polis bot kaptanı olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır da deniz polisi olarak görev yapmaktayım. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Çok zorlukları var. Fedakarlık isteyen bir meslek ama ben severek yapıyorum. Mesleğimin en büyük zorluğu anne olmam. Anne olmak da çok kutsal bir görev. Polis memuru olmak da çok kutsal bir görev. Bu mesleği seçmemdeki en büyük etken insanlara yardımcı olmak. Bunun da en büyük nedenlerinden birisi insanlar yaşadığı zorluklar karşısında ilk yaptığı şey 155 polisi aramak. Ve kendilerine en yakın gördükleri insan olarak bizi aramaları, onlara en büyük desteği bizim sağlayacak olduğumuzu bilmeleri bana büyük bir gurur ve mutluluk veriyor. Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 3 hudut kapısı mevcut. Yerli ve yabancı gemilerin yurda giriş işlemleri burada yapılıyor. Denizde yaşanan vakalara ilk müdahalede limanda görevli polisler tarafından yapılıyor. Sıcak Nokta ekibi, bu birimde görev alan polis bot kaptanı Ayşe Kaptan'la buluştu. Ekiplerin Karadeniz'deki mesaisini yerinde görüntüledi. Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin en sık karşılaştığı durum boğulma vakaları. 2018 yılında 19 kişi boğularak hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi yaşayan 46 kişi kurtarıldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyette bulunan Sualtı Grup Amirliğimizde çalışan kurbağa adamlarımızca her türlü boğulma olayının önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmakta ve maalesef istemesek de bu olayların meydana gelmesi durumunda da her türlü kurtarma ve ceset çıkarma faaliyetleri yürütülmektedir. Merkez 53.25 dinlemedi merkez. Kurtuluşları civarında bir şahsın
tekrar amaçlı denize atladı ve bir ihbar aldık, tamam. 53-25 anlaşıldı merkez. Ayşe kaptan kurba adamlarla beraber limanda buluştu ve az önce gelen ihbar üzerine şu anda seyir halindeyiz. Olaya ilk müdahalenin yapılacağı yerde tütün iskelesi. Senaryo gereği tütün iskelesine gelen ekipler hızlıca olaya müdahale ediyor. İlk yardım müdahalesi de yine aynı botta yapılıyor. Şüphesiz meslek hayatımız boyunca birçok olay yaşadık. Bana en çok mutluluk veren ve bu mesleği yaptığım için de en büyük yaşadığım gurur, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın tekneye alındıktan sonra yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından onun yaşadığını görmek bana en büyük mutluluğu ve gururu veriyor bu meslek adına. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memurlarının görevleri elbette bununla sınırlı değil. Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak İlimizde bulunan 3 hudut kapısında ilimize gelen yerli yabancı gemilerin giriş çıkış işlemlerini yapmaktayız. Tabii ki bu gemilerin giriş çıkış işlemleri yapılırken bir kısmı açıkta demirleme sahasındayken bu işlemlerin yapılması gerekmekte. Yurt dışından ülkemize gelen yerli ve yabancı bayraklı tüm gemiler gelmeden 24 saat önce bağlı bulundukları kara ajantaları bize gemilerin geleceğine dair geliş bildiriminde bulunmaktadır. Peki bu kontroller yalnızca açıktaki gemilerde mi oluyor yoksa limanda da yapıyor musunuz? Nasıl oluyor işlemler? Bu kontroller limanımızda demir sahasında bağlama yeri bulunmadığında gümrükleme işlemlerinin bir an önce başlayabilmesi için açıkta gemilerin beklediği esnada da yapılıyor. Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nce yapılan işlemlerden biri de açıkta bekleyen gemiler için gümrük ve pasaport kontrolü. İşte biz de şu anda ekiple beraber arkadaki gemiye gireceğiz ve oradaki işlemlere tanıklık edeceğiz. Yurda giriş yapacak gemilerde gümrük ve pasaport işlemleri yapılmadığında sarı bayrak dalgalanıyor. Bu geminin karantina altında olduğunu ifade ediyor. Yani gerekli işlemler yapılmadan kimse gemiden inemiyor ya da dışarıdan hiç kimse gemiye giriş yapamıyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra sarı renkli bayrak indiriliyor. 2018 yılında Samsun Limanı'na 4177 gemi yanaştı, 39498 yolcu giriş çıkış yaptı. Samsun Limanı 7 gün 24 saat hareketli. Burada görev yapan polis memurları da zaman zaman Karadeniz'in hırçın sularıyla mücadele etmek zorunda. Deniz polisi olarak görev yapmak çok zor. Deniz polisi olarak Karadeniz'de görev yapmak daha da zor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de yardıma ihtiyacı olan insanların bize yardım talebi ettiğinde deniz polisi olarak müdahale ettiğimiz esnada havanın fırtınalı olması durumunda yüksek dalgalar bizim seyir hızımızı engelliyor. Onlar hayat kurtarıyor, sınır güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla da mücadele ediyor. Şimdi sizleri Samsun'dan alacağız. Biraz uzaklara, Cezayir'e götüreceğiz. Zira Cezayir ayakta. Protestolar günlerdir, haftalardır, aylardır devam ediyor. Protestoların nedenine gelince 82 yaşındaki devlet başkanı Buteflika 5. kez bir kez daha adayım dedi. İşte bu karar sonrası halk sokaklara döküldü. Dediğim gibi protestolar halen devam ediyor. Oysa Buteflika uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Kameraların karşısına çıkmayalı neredeyse
uzun yıllar oldu, şu anda da İsviçre'de halen tedavi görmeye devam ediyor. Peki Cezayir'de neler yaşanıyor? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Dosyamız gelsin ekranlara. Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tansiyon yüksek. Petrol ve doğalgaz zengini Kuzey Afrika ülkesinde sokaklar hareketli. Tepkinin nedeni, halen İsviçre'de yoğun bakımda tedavi gören Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın yeniden aday olması. Uzun yıllar Fransız sömürgesi olan Cezayir'de 1954'te başlayan bağımsızlık savaşı 1962 yılında bağımsızlığını elde edilmesiyle sonuçlandı. Ancak Fransızların iç savaş boyunca Cezayir'de gerçekleştirdiği katliamlar akıllardan hiç silinmedi. Fransa, bağımsızlığın ardından da Cezayir siyasetindeki belirleyici rolünü sürdürdü. Cezayir her zaman Fransa açısından şu şekilde düşünülmüştür. Orta Doğu'daki bir laboratuvar bölgesidir. Zaten biliyorsunuz Cezayir petrolü dünyanın en kaliteli petrollerinden birisidir. Ekonomik olarak Cezayir'de özellikle Fransa'nın çıkarları ön plandadır ve doğal gaz işletmesi ve petrol üretimi Fransız şirketler tarafından yapılmaktaydı son zamanlara kadar. Ekonomik sistemi büyük ölçüde Fransız mallarının etkili olduğu, şirketlerin etkili olduğu bir yapı oluşmuş. Yani büyük burjuvazisi büyük oranda Fransa ile irtibatlıdır. Tabii yeni yeni Amerika giriyor, Çin giriyor, işte Türkiye giriyor. Bu biraz değişiyor. Ülkede ilk çok partili seçimler 1991 yılında yapılabildi. Müslüman kardeşlerden etkilenen İslami Selamet Cephesi, ezici bir çoğunlukla seçimlerin ilk turunda sandıktan birinci parti olarak çıktı. Ancak ikinci tura izin verilmedi ve İslami Selamet Cephesi yasaklı hale getirildi. Ardından da ülke kanlı bir iç savaşa sürüklendi. Bu dönemde resmi verilere göre 200 bin kişi hayatını kaybetti. Ve gerçekten Cezayir iç savaşı bir kirli savaş şeklinde devam etti. Yaklaşık bu 10 yıl sürdü. Yüz binlerce insan öldü burada. 1,5 milyondan fazla insan açık hapishanelerde bekletildi. Ve Cezayir belki de Fransız işgalinden sonra en kanlı günlerini bu dönemde gördü. Beşinci dönemi için adaylığını açıklayan Abdülaziz Buteflika, 1999 yılında sağlanan uzlaşmayla iktidarı devralmıştı. Göreve geldikten sonra sükuneti sağlayan Buteflika, petrol fiyatlarındaki artış sayesinde Cezayir'i borcu olmayan bir ülke haline getirmeyi başardı. Bir ittifakla, bir uzlaşıyla geldi. Terörü bitirdi büyük ölçüde. Savaşanlarla, işte terörist gruplarla bir belli kesimiyle uzlaşma sağlandı. Belli tazminatlar verildi. Bunların topluma katılmaları yönünde tekrar bir ciddi çaba oldu ve bu başarılı da oldu. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş bu ekonomik tablonun uzun soluklu olmasını engelledi. Son yıllarda kamu yatırımları hızla azaldı, işsizlik arttı. 2015 yılına kadar Cezayir'i yöneten asıl ismin istihbarat şefi General Muhammed Tevfik olduğu iddia ediliyordu. Ancak Buteflika, Arap Baharı'nın ardından beklenmedik bir hamleyle General Tevfik'i görevden aldı. Bu adım, Cezayir siyasetindeki uzlaşının da sona ermesi anlamına geliyordu. İddialara göre, ordu Cumhurbaşkanı Buteflika'yı, istihbarat teşkilatı ise muhalifleri destekliyor. 18 Nisan seçimleri de orduyla istihbarat teşkilatı arasında bir bilek güreşi olarak görülüyor. Cezayir'de tabii askerin önemli bir etkisi var. Direkt günlük siyasete karışmaz ama genel çerçeve asker çizer. Dış politika ve güvenlik politikaları başta olmak üzere. Sivil yöneticiler, partiler vardır. Çoğulcu bir yapıya sahiptir ama çok parçalı da bir siyasi yapı olduğu için siviller bir anlamda bu durumu kabullenmiş durumdadır. 82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika, 2013 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. O günden bu yana Cezayir halkının karşısına hiç çıkmadı. Bir süredir de İsviçre'de yoğun bakımda.
Sağlık durumundan ötürü adaylığını kendisi açıklayamadı. Ancak bu Bouteflika'nın adaylığı devlet televizyonunda okunan bir mektupla kamuoyuna duyuruldu. اتعهدوا بالالتزامات التاليه. Bouteflika'nın adaylığının açıklanmasının ardından ülke protesto gösterilerine sahne oluyor. Üniversite öğrencilerinin eylemlerine halkın bir bölümü de destek veriyor. Göstericilerle polis arasında zaman zaman çatışmalar da yaşanıyor. Bazı kentlerde ise avukatlar tepki olarak seçimlere kadar duruşmalara katılmama kararı aldı. Ülkeyi bağımsızlığından bu yana yöneten Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden ayrılanlar da oldu. İki milletvekili ise sokak gösterilerine destek vermek için istifa etti. Uzlaşma adayı olarak ortaya çıkan Bouteflika'nın şartların değişmesi, kendisinin yaşlanması ve hem küreselleşme, hem yeni dengeler, hem iç dengeler dolayısıyla artık bile sağlığı da el vermediği için bu yerine adam bulunamamasından aslında bu tartışmalar ortaya çıkıyor. Protestoların ardından Bouteflika'nın makamından yapılan yazılı açıklamada göstericilerin reform taleplerinin seçimden sonra yerine getirileceği ifade edildi. Reformlar için seçildikten sonra ulusal bir konferans toplayacağım. Bu konferans erken seçim tarihini de belirleyecek. Erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak. Ancak muhalifler Bouteflika'nın bu açıklamalarını bir oyalama taktiği olarak görüyor. 18 Nisan'daki seçimler için 15 kişi başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi de adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklayacaktı. Ancak Bouteflika'nın aday olmasının ardından muhalefetin öne çıkan isimleri yarıştan çekildi. Adaylıktan çekilen isimler Bouteflika'nın yarışacağı bir seçimin şeffaf olmayacağını öne sürüyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Bouteflika'nın bilincinin yerinde olmadığını iddia eden bazı muhalifler, anayasa gereği meclis başkanının görevi üstlenmesini ve ülkeyi seçimlere götürmesini istiyor. Abdülaziz Bouteflika'nın sağlık durumuyla ilgili somut bir açıklamada henüz yapılmış değil. Hatta bir dönem şu bile iddia edilmişti. Bouteflika'nın öldüğü, yerine başka bir adamın geçtiği gibi söylentiler, dublörün geçtiği gibi söylentiler vardı. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu kişi artık bazı melekelerini de yitirmiş ve 82 yaşında tekrar aday oluyor. 5 yıl tekrar ülkeyi yönetmek istiyor. Cezayir ordusu yaşanan kargaşanın ardından bir açıklama yaparak askerlerin güvenlik ve istikrardan yana olan tavrını sürdüreceğini duyurdu. Bouteflika'ya aday olması için ülke dışından baskı yapıldığını savunanlar da var. Ülkenin zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olması nedeniyle bölgesel ve küresel güçler de seçim sürecini yakından takip ediyor. Amerika-Fransız gerginliği de var aslında. Bunu da görmek lazım. Çünkü Amerika biraz daha olayların bu şekilde devam etmesini istiyor. Yani Bouteflika rejiminin, yönetiminin devam etmesini istiyor. Çünkü son zamanlarda özellikle bu o bölgede operasyonlar, askeri operasyonlar yapılıyor. Başta Mağrib cephesi olmak üzere buna en önemli desteği Cezayir veriyor. Sonuç ne olursa olsun Cezayir'deki yeni yönetimi özellikle ekonomi alanında bekleyen pek çok sorun var. Daha önceki yıllarda ticaret fazlası veren ülke 2015 yılından bu yana dış ticaret açığı veriyor ve büyüme hızı giderek düşüyor. Göstericiler ne kadar ısrar edecek onu kestirmek zor. Çünkü hem Arap Baharı'nın kötü tecrübesi var zihinlerde, hem bir umutsuzluk var, bir kaygı var. İşte veya işte ortalıkta görünmeyen bir cumhurbaşkanının ülkeyi yönetemeyeceği böyle kritik zamanlarda artık yeter diye bir 20 yıl yönetmiş. Yerine başka birisinin geçmesini isteyen gençler var, gruplar var. 18 Nisan'daki seçimlere kadar neler yaşanacağıysa tam bir muamma. Evet, Cezayir özellikle dosyamızda da izlediğiniz 90'lı yıllarda yaşadığı iç savaşta yaklaşık 200 bin insanını kaybetti. Umarız ki 18 Nisan'daki seçim huzur içinde yaşanır. Biz Cezayir'deki gelişmeleri de takip etmeyi sürdüreceğiz. Devam edelim. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii Regaip Kandili'nde kılınan ilk namazda ibadete açıldı.
ilk ezan ve ilk namazda biz de oradaydık. Altı yıl önce yapımına başlanan Çamlıca Camii'nin minarelerinden ilk ezan dün sabah okundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi Çamlıca Camii'nin inşaatı tamamlandı ve şu anda ilk sabah ezanı okunuyor. Biz de bu tarihi ana şahitlik ediyoruz. İlk sabah ezanının okunmasıyla birlikte de cami ibadete açılmış oldu. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen binlerce İstanbullu da sabahın erken saatlerinden itibaren Çamlıca Camii'ne gelmeye başladı. Ezanın ardından saflar tutuldu ve ilk namaz kılındı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sabah ezanının ardından ilk sabah namazı kılındı. Şu anda da binlerce insan Çamlıca Camii'nde ülkenin geleceği için, bekası için hep birlikte dualar ediyor. Osmanlı Selçuklu mimari tarzıyla bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi'nin yapısı pek çok anlam içeriyor. İmanın şartını temsilen altı minareli inşa edilen Çamlıca Camisi'nin üç şerefeli dört minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre uzunluğunda. İki şerefeli diğer iki minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi, İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi ise İstanbul'u simgeliyor. Mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz. 6 Ağustos 2013 tarihinde ayağımızda çizmeler, botlar, çamurların içerisinde temel attık. Bugün 7 Mart 2019, Regaib gecesinin gündüzündeyiz, bir sabah namazındayız. Ve Rabbim lütfetti, camimizi cemaatiyle buluşturduk. Caminin ana kubbesinin üzerinde 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem bulunuyor. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor. Çamlıca Camisi, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla da dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip. Böyle bir eseri yapımında vesile olanlara ve bugün burada bu ilk sabah namazında olanlara Allah razı olsun diyorum. Muhteşem bir eser. Osmanlı'dan sonra yapılan eserlerden sonra beni çok heyecanlandırdı. Milletimizin özellikle 15 Temmuz'dan sonra geçirmiş olduğu ağır travmaları bu tür manevi atmosferlerle bir anlamda tedavi edebileceğimizi düşünüyorum. İbadethanelerinin tarihimizdeki yeri çok büyük. Aynı zamanda manevi tedavi merkezleri olarak da bir hekim olarak bunu söylüyorum. Bu anlamda sahip olduğumuz bu eserin kıymetini bilmemiz lazım. Çamlıca Camisi ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3500 metrekarelik sanat galerisi, 3000 metrekarelik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3500 araçlık kapalı otoparkı da bünyesinde barındırıyor. Camimizin şu anda bulunmuş olduğumuz harem katı dediğimiz halının üzerinde 25 bin insan aynı anda namaz kılabilecek. Avlu ve dış avluyu da dikkate aldığımız zaman 63 bin insan aynı anda namaz kılabilecek. Şu kadarını söyleyeyim. Haftanın ortasında bir sabah namazı cemaat buraya koşup geldiyse bu cami gün gelecek cemaati almayacak. Bu da mutluluğun en büyüğü tabii. Camiye ulaşım için ayrıca 3 kilometrelik tünel inşa edildi. Havuzlar ve şelalelerle süslenen caminin çevresinde dinlenme ve çocuk oyun alanları da bulunacak. Camide 18 adet yürüyen merdiven ve 28 asansör mevcut. Caminin 17 bin metrekarelik alanı,
özel tasarlanan halıyla kaplandı. Dev kubbenin altında 7 ton ağırlığında 3 katlı dev bir avize bulunuyor. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha var. Ben bu kadar beklemiyordum ama bayağı bir cemaatimiz var maşallah. Herkes işinden gücünden feragat ederek, yani bu saatte işte olması gerekenler olmasına rağmen sabahın şu saatinde herkesin burada olması beni çok mutlu etti. Caminin resmi açılışı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Çamlıca Camii'nde kılınan ilk namaz sırasında yaşananları ekranlara getirdik. Bu da bugünkü son dosyamızdı. Sizlere Boğaz'dan muhteşem Çamlıca Camii görüntüsüyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.